yerlerini alıyorlar. Karşılaşmada siyah beyaz damalı formasıyla Altay'ı izleyeceğiz. Düz kırmızı formasıyla da Denizli Belediyespor mücadeleye başlayacak sevgili seyirciler. Eser birinci yardımcılarından işareti aldı. 90 dakikaya Altay başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Metin Yüksel kullanacak köşe vuruşunu. Savunmadan Oğulcan ve Ahmet Yakak da Denizli Belediye Kalesi sahasına yöneldiler. Yerden paslaşarak Hüseyin'le paslaştı. Metin ortasını yaptı. Müdahale geliyor. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Aynı noktadan Metin'le Altay. Metin bu kez ceza sahasına kafa vuruşu Erdal'dan son anda çizgide çıkarıyor. Denizli Belediyespor'da Cüneyt. Gole çok yaklaştı Altay. Metin yeniden kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa daha savunmadan sekiyor. İkinci pozisyon. Konuk ekip savunması uzaklaştırıyor. Üst üste kornerlerle etkili oldu Altay. Tabi Altay ilk 15 dakikada daha etkin görünse de topu kanatlara taşıyamadığı için sürekli ortadan hani Abdülkadir'le sonuca gitmeye çalışıyorlar. Abdülkadir de geri gelip top almaya çalıştığı için yeni de sakatlıktan çıkmış kendisini hayli riske ediyor. Oysa dinç kalmadı. Bu arada Selçuk topu kazandı. Fatih. Fatih yerde. Kalk dedi Eser birinci. Şimdi Oltan'ın vuruşu. Ali Şaşal'da kaldı top. Karşısında Ahmet var. Oltan arkadaşlarını bekledi. Selçuk'a doğru. Orta arka direğe doğru. Samet. Samet'in yardımına Cüneyt geldi. Cüneyt. Karşısında Halil var. Cüneyt Halil'i geçti. Cüneyt ortaladı. Kafa vuruşu Ahmet Yakak'tan. Sonrasında Halil. Abdülkadir dokundu. Abdülkadir kaleciyle karşı karşıya. Gökhan çıkıyor. Müdahale Gökhan'dan. Sonrasında tehlikeyi uzaklaştırıyor kaleci Gökhan. Kaldığı an. Abdülkadir Kuzey. Abdülkadir onu Hasan kontrol ediyor. Abdülkadir. Halil var yanında. Biraz topun arkasında kaldı Halil. Abdülkadir. Şimdi topuk bası. O noktada Ömer. Erdal'da kaldı top. Metin Yüksel. Şimdi Ahmet Yakaka. Ahmet önünde boş bir alan var. Ahmet'in vuruşu yandan dışarı gitti. Uzaktan yokladı kaleyi Ahmet Yakak. İşte bir kez daha izliyoruz. Yaklaşık 30 metreden şansını denedi Ahmet ancak çerçeveyi tutturamadı. Altay altyapısından yetişen oyunculardan biri. Metin. Metin yerde karar faul. Ahmet bıraktı kale sahasına doğru hareketlendi. Metin topun başında tek başına kaldı. Savunma güvenliğinde Cihan'ı ve Oğulcan'ı bıraktı Altaylılar. Metin'in ortası. Son anda çeliyor kaleci Gökhan. Abdullah Hapak gole çok yaklaştı Altay'da. Görüntüde Abdullah. Ömer savunmanın arasına doğru. Karar faul. Samet yerde kaldı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak Denizli Belediyespor. Bakalım kim kullanacak? Kırmızı beyazlılarda bu serbest vuruşu. Çağrı o noktada. Hasan o noktada. Olduk.
oldukça kalabalık topun başında. Denizli Belediyespor takımı şimdi yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Bir anda topun başında 6 oyuncu birden oldu. Bu sefer de bir kontratak yersek evet, nasıl döneriz hesabı başladı. Baraj oldukça kalabalık. İlk izlenim Hasan vuracak gibi. 42. dakika, kritik bir dakika olabilir Alsancak stadında. Barajdaki oyuncuları uyardı Eser birinci. İşaret geldi. Hasan yerden vuruşu, son anda uzandı kaleci Ali Şaşal. Etkili bir vuruş geldi Hasan'dan. Gole yaklaştı Denizli Belediyespor. Samet iki kişinin arasından çıktı. Bu arada penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Eser birinci. 45. dakikada penaltı kazanıyor Denizli Belediyespor. Çağrı yerde kaldı. Bir de sarı kart çıkıyor Olcan'a. Çağrı yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri de oyun alanında, işte müdahale bu. Çağrı yerde kaldı Oğulcan'ın ayak darbesiyle ve penaltı noktasını gösterdi Eser birinci. Zaten itiraz da etmedi şeyler ki açık penaltı yani. Büyük bir fırsat Denizli Belediyespor için. İlk yarının son anlarında penaltı pozisyonu tekrar tekrar görüntüye geliyor bu arada. İlk yarıya en az bir dakika daha ilave ediliyor. Bu penaltıyı yaratan Çağrı Ortakaya da eski Karşıyakalı Ulaş Ortakaya'nın kardeşi. Evet. Yani ailece futbolcular. Topun başında Hasan var sevgili seyirciler. Denizli Belediyespor'un stoperi, aynı zamanda 4 golle takımının en golcü ismi. İşaret geldi. Hasan dışarı gönderdi. Penaltıdan yararlanamadı Denizli Belediyespor. Hasan görev alanına dönüyor. Büyük bir fırsat kaçırdı konuk ekip. Altay adına da şans anı. 45. dakika. Tekrar izliyoruz. Hasan penaltıyı kaçırdı. Hasan Samet. Hasan sanıyorum sağı solu düşünmedi. Abanayım nereye giderse gitsin dedi ama ilk yarı sona eriyor sevgili seyirciler. 45. dakikada Denizli Belediyespor Hasan'la öne geçme fırsatını kaçırdı penaltıda. Ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanıyor. Altay 0, Denizli Belediyespor 0. İkinci yarıya Denizli Belediyespor başlayacak. Eser birincinin düdüğüyle ikinci yarıya konuk ekip başlıyor. Ve şimdi Denizli Belediyespor hata izleyeceğiz. Hızlı çıkabilirse kırmızı beyazlar etkili olabilir. Ömer Bök baktı kaleye. Ömer'in vuruşu. Ali Şaşal çıkardı. İki güzel hareket izledik üst üste. O noktada Ömer, Samet, Çağrı, Samet, Cüneyt. Konuk ekipte kaldı top. Ömer, Şahin yerde. Kararı faul. Evet, oyuncu değişikliğinin gerçekleşmesi için izin verdi Eser birinci. Hüseyin Kuday oyundan alınıyor 57. dakikada ve onun yerine İsmet Gökseloğlu'nu izleyeceğiz 35 numaralı formasıyla. Yani Beyhan Çalışkan'dan yerinde bir değişiklik, çünkü Hüseyin Kuday şu ana kadar bekleneni verememişti. Serbest vuruş kullanıldı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarı gidiyor. Ancak bu arada kalkan ofsayt bayrağı var. İkinci oyuncu değişikliğini de yapacak Altay az sonra. Yakup kenara geldi. Deneyimli oyuncu. İşte bir kez daha izledik az önceki pozisyonu. Abdülkadir Kuzey vurdu kafayı. Cihan. Abdülkadir önünde boş bir alan var. Abdülkadir sağa çekti. Kale sahasında Abdülkadir'in ortası. İsmet takip ediyor ancak top dışarı gitti. Yakup da uzun yıllar Altay kaptanlığı yapan, daha üst liglerde çok başarılı oyunlar çıkarmış. Teknik kapasitesi çok yüksek bir futbolcu.
Yani bu tip maçları tek başına alacak yetenekteydi ama demek ki zaman insanları bazen olumsuz şekilde öğretiyor. Evet, Abdülkadir Kuzey oyundan alınıyor. Uzun bir sakatlık dönemini geride bırakıp bugün ilk kez ilk 11'de mücadeleye başlamıştı. Maç eksiği oldu, göze çarpıyor Abdülkadir Kuzey'in. Şimdi tabii 58. dakikada onu oyundan aldı Beyhan Çalışkan. Beyhan Çalışkan şunu gösterdi ki artık orta sahadan sürpriz ataklarla gol aramaya çalışacak Altay. Yani Abdülkadir'in fizik üstünlüğüyle değil de Yakup'un ve diğerlerinin Erdal'ın Merdal'ın yetenekleriyle pozisyon yaratmaya çalışacak. Yani artık hedef santrfor olarak sadece Abdullah kaldı. Oğulcan rakip yarı alana yerleşti Altay. Hüsamettin pası yanlış yere. Samet sıyrıldı rakibinden. İkinci rakibi Samet. Samet sağ tarafta Oltan top bekliyor. Samet sokuluyor. Samet topla çok fazla oynadı. Şimdi arkadaşına aktardı. Ahmet Yakık'ın müdahalesi. Muhammed dönen topa vuruyor. Dışarı gönderdi. Orada Halil'in ayağının tehlikeli bir şekilde kalktığını tespit etti maçın hakemleri. Ve topu komik ekibe verdiler. Şimdi topun başında Selçuk var. 83. dakikada serbest vuruşu kullanacak. Altay kale alanı çok kalabalık. Selçuk yerden bir orta. Oğulcan. Orada bir elle oynama tespit etti Eser Birinci. Halil görüntüde. Bir de sarı kartı var Halil'in. Biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Samet geldi topun başına. 5 Denizli Belediyesporlu futbolcu 6 olduğu kale sahasında. Şimdi 7 oldu. Samet'in ortası kafa vuruşu dışarı gitti. Beyhan Çalışkan oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için saha içerisinde oyuncuların görev alanlarını değiştirerek her yolu deniyor. Murat Suci ile Cihan'ın yerlerini değiştirdi bu kez. Şimdi serbest vuruş kullanıyor Altay. Metin Öndre'ye doğru. Savunmada müdahale geliyor. Dönen top Yakup. Hizmet. Bir kez daha doldurdu içeri. Kaleci Gökhan, ona yapılan hareket faul. İkinci yarıda da Gökhan'a gelen en tehlikeli pozisyon bu galiba. Yani Altay gibi bir takımın ikinci yarıda kayda değer tek pozisyonu yok ki, üzücü olan bu. Beyhan Çalışkan ve teknik heyetin futbolcuları alıp bir terapide bulunması lazım. Altay bu sonuçlara yakışmıyor yani. Çok daha iyi mücadele edip pozisyon yaratıp şimdi Yakup Hüsamettin'i gördü. Hüsamettin sağ tarafta İsmet top bekliyor ona doğru. İsmet topla buluştu. Karşısında Ömer var. Ona bir çalım. İsmet ortaladı. Kafa vuruşu Abdullah Pak çaprazda. O da ortaladı. Hüsamettin'e gelmedi top. Metin. Samet. Murat takip ediyor. Yani Samet yer. Eğer bu karşılaşma bu şekilde tamamlanacak olursa Altay'ın bu sezon içinde almış olduğu 4. 0-0'lık sonuç beşinci, olacak. 5. 5. evet. 5. oluyor. Kırklar eliyle beraber en fazla berabere kalan takım oluyor. 10 maçta 5 beraberlik. Ben skor anlamında 0-0 4. Evet, evet, 5. beraberliği olacak. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Ahmet Yaka kaleyi deniyor. Direkt dibinden dışarı gidiyor. 90. dakikada işte bu Altay tribünlerini heyecanlandıran pozisyon. Futbolun cilvesi bu. Yani biraz şansı olsa Ahmet'in
Altay bu maçı galip bile bitirebilirdi. Ya futbol öyle. Bir kez daha izliyoruz. Ahmet Yakar çok uzaktan vurdu. Şahane bir kimseye şarttı. Dokunmadı. Top dışarı gitti. Ömer. Hey, Muhammed. Metin yerde, karar faul. Sarı kartına başvuruyor. Eser birinci. Ömer sarı kartı görüyor isim. Ve sevgili seyirciler, Ömer'in ikinci sarı kartı oluyor bu. 90. dakikada Denizli Belediyespor 9 kişi. Ama tabii çok az zaman kaldığı için çok fazla etkilenmeyebilir bu durumda. Çok az zaman kaldı. 85. dakikada Cüneyt kırmızı kart görmüştü Denizli Belediyespor'da. 90+1. dakikada da Ömer kırmızı kart görüyor sevgili seyirciler ve Denizli Belediyesi 9 kişi. Eser birinci daha hızlı olmasını istiyor. Ömer'den ancak o henüz sahayı terk etmedi. Oyunu başlattı Eser birinci. Halil. Metin. İkinci direğe ortası. Kafa vuruşu dışarı gitti. Altay'ın gole yaklaştığı an. Murat Turcu galiba değil mi? Bir kez daha izliyoruz. Kafa vuruşu Oğulcan'dan. Top dışarı gitti. Evet, Denizli Belediyespor son değişiklik hakkını kullanıyor. 16 numarayla Samet. Denizli Belediyespor'un dikkat çeken oyuncularından biriydi bugün. Oyundan alınıyor. Adnan Erkan tarafından oyuna Sercan Çekmen dahil oluyor. Kaleci Gökhan. Murat Suci. Şahin. Murat. Abdullah takip ediyor. Taç Denizli Belediyespor'un. Ve Eser birinci 90 dakikayı bitiriyor. Altay 0, Denizli Belediyespor 0. 90 dakikanın sonucu. Takımlar sahadan birer puanla ayrılıyorlar. Altay puanını 14 yaparken Denizli Belediyespor puanını 6'ya yükseltiyor sevgili seyirciler. Altay 10. maçtaki 5. beraberliğini alıyor. Denizli Belediyespor'un da bu 3. beraberliği oluyor. Evet Gürkan.